Uzak geçmişin gölgeleri arasından sıyrılıp zamanın tozlu sayfalarında bir ışık huzmesi gibi parlayan bir isim Nefertiti. Antik Mısır'ın altın kumlarının altında yatan bu hikaye binlerce yıl öncesinden günümüze uzanan bir yolculuk. Bir kraliçenin aynı zamanda güzellik, güç ve gizemin eşsiz bir hikayesi. Bir zamanlar dünyanın en büyük medeniyetlerinden birinin tahtında oturan bir kadın. Onun adı tarih boyunca fısıldanan bir efsane haline geldi. Aten'in güzeller güzeli. Ancak Nefertiti'nin gerçek hikayesi onun büyüleyici büstünün ötesinde çok daha derinlerde saklı. Firavun Akeneton ile olan tartışmalı evliliğinden tek tanrılı Aton dininin kurulmasına kadar olan etkisine ve ardından gizemli bir şekilde kayboluşuna kadar onunla ilgili birçok şey hala büyük bir muamma. Her adımda bu ikonik kraliçenin mirasının antik dünyayı nasıl şekillendirdiğini ve modern zamanlarda bile nasıl hayranlık uyandırmaya devam ettiğini görüyoruz. Şimdi ise bu antik dünyanın en büyüleyici figürlerinden birinin ardındaki gerçekle aramızdaki sesi biraz dağıtmaya çalışalım. Eski Mısır tarihine ait bütün kitaplar onun dillere destan güzelliğinden bahseder. Adı güzellik geliyor, güzel olan ya da güzelden gelen anlamlarına geliyor. Kimi kaynaklarda Nefertiti'nin asıl adının Tadukhipa olduğu fakat ünlü güzelliğinden dolayı Nefertiti ismiyle anıldığı ifade ediliyor. Kraliçe Nefertiti'nin nereden geldiği ve kökeni tam olarak bilinmemekle beraber çeşitli varsayımlar var. Bunlardan en kabul göreni Firavunların 3 nesilden beri dost ülkelerle iyi ilişkilerini sürdürmek için onların prenseslerini alma alışkanlığı edindikleri 18. sülale zamanına götürüyor bizi. Mezopotamya ile Kafkaslar arasında bulunan Mitanni de bu dost ülkelerden biriydi. Kralın da güzel bir kızı vardı. Elleri şifa dağıtan farklı bir kız. Akeneton'un babası Firavun 3. Amonhotep hastaydı ve Mitanni kralı da tedavi amacıyla güzel kızı Tadukhipa'yı Mısır'a yolladı. Tadukhipa, Firavun'u tüm dertlerinden kurtarması için tanrıça Iştar heykelciğini de yanına alarak 15 yaşında geliyor Mısır'a. İşte o zamanlar Mısır dilinde güzel geldi anlamında Nefertiti diye anıldı ve tarihe de öyle geçti. Kesin olan tek şey onun Akeneton ile evlendiği ve Firavun üzerinde büyük bir etkiye sahip olarak onun yanında hatta bir rivayete göre ondan sonra da hüküm sürdüğü. Ne gariptir ki genç yaşlarda evlendirilen bu çift hiç de küçük düşünmüyorlar. Belki de gelecekteki dinlerin de temelini atarak güneşin simgelediği ve tüm insanların eşit yaşama haklarına sahip olduğu tek tanrılı bir dinin temellerini atıyorlar. Nefertiti'yi bu kadar ünlü yapan yanı sahip olduğu büyük siyasi güç değil. Onu bugün bile bilinir, anılır yapan ayrıntı güzelliğidir. Michel Mora'nın kitabı Nefertiti, Mısır'ın Kraliçesi, Sonsuzluğun Kızından alıntıdır. Nefertiti, saçları siyah, gözleri koyu renk, ufak tefek ve bronz tenliydi. Elmacık kemikleri avuç içine alınabilecek kadar belirgindi. Kraliçelerin bile gözlerini alamayacağı kadar güzeldi. İyi bir eğitim almış, kendini son derece geliştirmişti. Bir Mitanni kralının kızıydı o. Bakanların hem korku hem de kıskançlık duyduğu bir kadındı. İnsanları büyüleyen, büyüleyemediklerini de zekasıyla kolayca alt edebilen birisiydi. Amacı insanların lideri olmak, ölümsüzleşmek ve tarihe geçmekti. Sonsuzluğun peşindeydi. Kusursuz bir gülüşü vardı. Kadınlığını kullanmayı biliyor ve bu nedenle kısık sesle konuşuyordu erkeklerle. Böylece onu duyabilmek için eğiliyorlardı. Gülüşünü idareli kullanıyor,
gülümsediği anda da erkekler kendilerini onun ışığında yıkanmış gibi hissediyorlardı. Politikti yaşama bakışı. Bir tanrıyla evlenip tanrıça olmak peşindeydi. Daha da ötesini istiyordu aslında. Tanrılar kendilerine yetiştiğim için beni cezalandıracaklar mı diyebilecek kadar ötesini. Ölümü göze alabilecek kadar cesurdu aynı zamanda. Kurnazdı ve kontrol edilemez bir gücü vardı. Vahşi bir özgüven sahibiydi. Geçmişe eğildiğimizde Nefertiti'nin hem güzelliği hem de reformcu kişiliği ile Batı'yı nasıl etkilediğini görüyoruz. Zaman zaman sergilerle, belgesellerle ve perdeye aksedecek olan yaşam öyküsüyle karşımıza çıkan bu reformcu kraliçenin yaşamı hala sırlarla dolu. Kusursuz bir kemik yapısı ve anlamlı bakışlar binlerce yıl sonra bir büst aracılığı ile güç ve hakimiyeti yansıtıyor. Nefertiti'ye ait bu büst en çok kopyalanmış eski Mısır eseridir. Dünyanın en eski ve aşılamayan değerdeki şaheseri kabul edilen Nefertiti büstü, hem tarihi değeri hem de taşıdığı estetik ve güzelliğe dair anlamları nedeniyle çok önemlidir. Çünkü bu büstten bize ölümünden binlerce yıl sonra bile kraliçenin sadece güzelliği değil, hüzünlü ruh hali ve mutsuzluğu da yansımaktadır. Nefertiti çok güzel olmanın yanı sıra akıllı, bilgili, azimli ve gururluydu. Güzelliğinin haricinde zekası ve bilgeliği ile de ünlüydü. O kocasını seven ve bunun karşılığını da gören bir kadındı. Fakat kraliçe mutlu değildi. Gizli bir derdi, elemi vardı. İşte bütün bu detaylar büstüne yansıtılmıştır. Bu büstü yapan heykeltıraş, kraliçenin iç duygularını, gizli dertlerini en yalın şekilde taşa yansıtmayı başarmış bir sanatçıdır. Büstü değerli kılan detaylardan biri budur. Büst, Mısırlı sanatçı Tutmose tarafından yapılmıştır. Kraliçenin yüzü güneş yanığı tonunda, başı tıraşlı vaziyette, dudakları kırmızıya boyanmış haldedir. Kraliçe Nefertiti'nin büstü, Akhenaton'un kurduğu yeni başkentin yıkıntıları arasında 1912 yılında Alman bir arkeolog tarafından bulunmuştur. Dünyanın ondan hiç haberi yokken varoluşundan 34 asır sonra 6 Aralık 1912'de Tel el Amarna'da Alman arkeolog Ludwig Borchardt yönetimindeki kazılarda bulunuyor işte o ünlü büst. Nefertiti'nin büstünün güzelliğinden öylesine etkileniyor ki kayıtlara onu önemsiz bir obje gibi kaydederek Almanya'ya kaçırıyor. Ancak notlarında yazmakla anlatılamaz, onu görmek gerek diye güzelliğinden nasıl etkilendiğini de dile getiriyor. Sonunda kazılardan kaçırılan büst Berlin'de Dahlem Müzesi'ne ulaşıyor. Büstü Berlin'e getirerek özel koleksiyonuna alan arkeolog 1920 yılında Nefertiti büstünü Berlin'deki Mısır Müzesi'ne hediye etmişti. Berlin müzelerinin Mona Lisa'sı olarak büyük bir ilgi ile karşılanan Nefertiti büstüne Hitler'in de büyük önem verdiği biliniyor. Firavun Akhenaton'un karısı Nefertiti, kocası ile yeni olan Aton dinini yaymaya çalışmıştır. İktidarda oldukları dönem içinde Mısır kültüründe bir devrim gerçekleştirerek Mısır dininde köklü değişiklikler yarattılar. Çoklu tanrı inancına sahip olan Mısır halkı da onun etkisiyle tek tanrılı bir inanışa doğru yönelmekteydiler. Bu dinin esası birçok tanrı yerine sadece güneş tanrısına tapmaya dayanmaktadır. Akhenaton'un dinsel anlamda sunduğu ve kısmen de olsa kabul ettirdiği yenilikler, eski Mısır'ın dini inanışına ve tapınaklarına olan ilgiyi azaltmış, bu da eski papaz ve diğer din adamlarının halk üzerindeki güçlerinin zayıflamasına yol açmıştı. Bunun sonucunda da Firavun bu yaptıklarıyla eski Mısır dininin temsilcileri olan papazların düşmanlığını üzerine çekmişti. Nefertiti ve Akhenaton yaymak istedikleri bu yeni dinsel amaç uğruna eski tapınakların hepsini yıkarak yeni bir başkent inşa ettiler. Akhenaton bu dini reformu başaramamıştı ama yine de dünyanın ilk tek tanrılı dine inanan insanı Akhenaton olarak anılır.
Çok tanrılı dinden tek tanrılı dine geçişte eşine verdiği destek yüzünden Nefertiti'nin düşmanları artmıştı. Bu dönemde Mısır sanatı realist diyebileceğimiz bir çizgiye yaklaştı. Fakat öteki ilahlara tapan rahipler Nefertiti'nin bu sapkınlıktan dolayı ceza göreceğini söylediler. Düştüğü durumu da bu cezanın gerçekleşmesi olarak gördüler. Nefertiti'nin düştüğü üzücü durum ise 6 kız çocuk doğurduğu halde taht varisi olacak bir erkek çocuk sahibi olamamasıydı. Bunun tanrılardan gelen bir ceza olduğu söyleme çok sayıda yandaş buldu. Firavun ikinci bir eş alıp ondan Tutankamon adlı bir erkek çocuk sahibi oldu ki bugün dünya bu firavunu da ünlü mezarı ve lanetiyle bilmektedir. Nefertiti'nin mutsuzluğunun gerçek sebebi buydu. Nefertiti yaşadığı devirden yaklaşık 3000 yıl sonra Rönesans çağında modelinin eserine en iyi yansımasını sağlayan Leonardo da Vinci, La Joconde yani Mona Lisa'da aynı Nefertiti'nin büstündeki gibi esrarengiz tebessüm ve mahzun, elemli ifadesi göze çarpar. Da Vinci, La Joconde adlı eserinde Nefertiti büstüne yakın bir ifadeye ulaşmıştır ama bu eser bir tablo olduğu için heykelden daha kolay ifade edilmektedir. Bir kraliçenin yaşadığı ıstırap ve sahip olduğu gizli dertlerin bir sanat eserine ustalıkla yansıtılmasıyla oluşan Nefertiti büstü, hafızalarda soru işaretleri, derin düşünceler bırakıyor. Ve bu efsanevi hikaye gizemini koruyarak bin yıllar öncesini bizlere anımsatıyor. Bir kraliçenin kendi içinde yaşadığı dertler ve onun dışa yansıması bu eserle somutlaşıyor. Mısır'ın en ünlü kraliçesi Nefertiti'nin mezarı yıllarca bir muammayı oluşturmuş ve hakkında binlerce lanet hikayesi uydurulmuştur. Bir yüzyıl kadar önce Krallar Vadisi'nde bulunan isimsiz üç mezardan birinin Nefertiti'ye ait olduğu gündeme gelmişse de bu yakın zamana kadar araştırılmamıştı. Birkaç yıl önce İngiliz Mısır bilimci Dr. Joanne Fletcher bu tezin peşine düştü ve mezara girmeyi başardı. Yapılan incelemelerde bir kolu kesik ya da kırık olan mumyanın henüz yaşarken gövdesinin sağ tarafına kesici aletle açılan bir yara sonucu öldüğü sonucuna varıldı. 30 yaşlarında bir kadına ait olan mumyanın sol kulağında çift küpe deliği görülmekte. Firavun dönemi Mısır'ında Nefertiti bu şekilde kulak deldirtmiş tek kadın olarak biliniyor. Mumya özenle tahnit edilip mezarına yerleştirildikten kısa süre sonra mezar soyguncularının hedefi olmuş. Soyguncular kendilerinden beklendiği gibi mezardaki ve mumyadaki değerli mücevherleri ve eşyaları çalmışlar. Bunlar mumyanın mevkisi, gücü, cinsiyeti gibi özellikleri yansıtan eşyalardır. Ancak hırsızlar bir mumya için en kötü kehaneti gerçekleştiriyor. Mumyayı tahrip ediyorlar. İşlem o kadar kasti ki yüz ve özellikle ağız başlıca hedef seçilmiş. Başındaki peruk bile lime lime edilmiş. Ciddi bir öfke duyulan mumyaya en büyük kötülük yapılmış. Mumya hem canlılar aleminde hem de ölüler diyarında kimliksiz bırakılmış. Ruhun sonsuzluğa giden yolculuğu yarım kalmış. İnanışa göre artık adını söyleyemeyecek ve tanrılar onu tanıyamayacak. İki dünya arasında kalmış bir ruh olarak sonsuza asla erişemeyecek. Gün batımının altın ışıkları Krallar Vadisi'nin üzerine veda öpücüğü gibi düşerken sanki Nefertiti'nin ruhu bir kez daha antik Mısır'ın büyülü topraklarında dolaşıyor. Kraliçe Nefertiti, tarih boyunca sayısız sırrı ve efsaneyi birbirinde taşıyan bir sembol olarak dünyaya tüm zamanların ötesine geçen bir miras bıraktı. Antik duvarlardaki hiyeroglifler, kum taşları üzerine kazınmış resimler ve büyüleyici büstler Nefertiti'nin hikayesinin anlatıldığı sayfalardır. Ancak bu sayfalar tam olarak okunamayan bir kitap gibidir. Her satır, her sembol bize hem bir şeyler anlatır hem de yeni bir gizem sunar.
Belki de Nefertiti'den bize kalan en büyük hazine sonsuz merak ve hayranlıktır. Ve böylece Nefertiti'nin hikayesi tarihin tozlu sayfalarında bir ışık olarak parlamaya devam eder. Bu insan ruhunun özünü yansıtan bir aynadır. Güzellik, güç ve gizem.